Samsung J1 Mini Prime cihazlarda cihazımız şarj almadığında servis manuel yardımıyla arızayı nasıl arayıp bulacağımızı bu video üzerinden izah etmeye çalışacağım. Öncelikle cihazımızın servis manuelini açtıktan sonra servis ağaççığımızı açıyoruz. Burada diyor ki cihazın yani kontrol et diyor. C4073'ün ayağında diyor 4,8 volt olacak diyor. Bu voltaj var mı diyor. Bu voltaj yoksa diyor U4003 entegresine bakın diyor. Yoksa varsa da U4000 entegresini kontrol edin diyor. Yani kısaca ilk önce bizim bakacağımız nokta C4073'ün ayağına bakacağız arkadaşlar. Burada 4,8 voltumuz var mı yok mu? Eğer burada 44,8 voltumuz yoksa U4003 entegremize bakmamız gerekiyor. Yok devam et diyor yani var yani buradaki voltaj var diyor. Varsa U4000 entegresini kontrol edin diyor. Devamında bakalım. Sonuç bu diyor yani. Bu bakacağımız bu 3 nokta diyor. J1 Mini Prime cihazlarda. Şimdi bunların yerini anakartta da bulalım arkadaşlar. 4073 U4003 U4000 entegrelerine servis ağaççığında anakart üzerinde bakalım. Bu şekilde yapalım. Anakartımız burası arkadaşlar. Biraz büyütelim. C4073'ten başlayalım. Şu şekil. Biraz daha büyütebilirsek. Evet. Tekrar şöyle yapalım. C4073'ümüz burada arkadaşlar. Bunun bir ayağında 5 voltumuz, 4,8 volt olacak. Eğer bu voltajınız varsa diyor, yoksa diyor U4003 entegresine bakın diyor. Burada voltaj yoksa diyor. Voltajınız varsa diyor U4000 entegresine bakın diyor. Yani kısaca burada odaklanacağımız ilk önce C4073'ün ayağında bir, yani bir ayağında olacak bu. 5 voltumuz var mı yok mu? Varsa diyor U4003 entegresini kontrol et diyor. Yoksa diyor U4000'i kontrol et diyor. Eğer bunlar da sağlamsa bunlardan önce şarj soketimizin arka ayağında 5 volt varsa eğer C4073'ün ayağına 5 volt veya 4,8 volt gelmiyorsa aradaki yol da kopuk olabilir. Bunu da kontrol edin arkadaşlar. J1 Prime, Mini Prime cihazlarda şarj arızası olduğunda kısaca bakacağımız parçalar bunlar arkadaşlar. Kolay gelsin.